Sayın seyirciler, bültenimize devam ederken haberlerimize kısa bir ara vereceğiz. Çünkü stüdyomuzda önemli bir konumuz var. Malatya merkez ilçelerinden Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Polat hemen stüdyomuzda ve son yaşanan gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Türkiye 15 Temmuz gecesinden itibaren olağanüstü bir süreç geçiriyor ve 6. gününde artık direnişin de 7. gecesine doğru ulaştığımız şu günlerde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle olayın sıcaklığında belki fark edilmedi ama daha sonrasında sivil dayanışma ve milletin elbette ki meydanlarda olması ve bu şekilde sivil kurumların da destek vermesiyle özellikle belediyelerin Malatya için darbe kalkışmasına büyük darbe vurdu diyebiliriz. Nasıl değerlendireceksiniz evet, yaşanan süreci? Ekranlar başında bizi izleyen bütün hemşehrilerime, hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere ve geleceğimizin büyüğü çocuklarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için de siz değerli Vuslat Televizyonu programcılarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Vuslat Televizyonu da bu süreçte çok net bir şekilde duruşunu ortaya koydu. Ve darbeye karşı ilk günden beri, ilk andan beri milletimizle birlikte, milletimizin sesi oldu. Bu yüzden de sizleri tebrik ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Görevimiz diyelim. Evet, evet 15 Temmuz artık sadece bizim ülkemizin tarihinde değil, dünya tarihinde bir direniş tarihi olarak geçecek. Ve artık bu ülkede inşallah bundan sonra darbe hevesleri darbeyi asla düşünemeyecek bile. Sadece bizim ülkemiz değil, bizim ülkemizin dışındaki insanlar da darbeyi düşündükleri zaman, darbeyi değerlendirdikleri zaman 15 Temmuz'u özellikle anacaklar. Evet. Bizim için aslında 15 Temmuz bir özgürlük günü, evet, bir hürriyet günü, bir direniş günü haline dönüştü. O gün tabii birçok ayağı var darbenin ve sürecinin. Öncelikle darbecileri bir ele aldığımız zaman bu darbeciler, ben bunları Moğollara benzetiyorum. Moğollar gibi girdikleri yeri talan etmişler ve Moğollar sayısız bir şekilde, zaten Moğol deyince çokluk akla gelir. Evet. Bir yere girdikleri zaman böyle her tarafı istila eder hale gelmişler. Bunların da bütün kamu kurum ve kuruluşlarına öyle bir yerleşmeleri söz konusu olmuş ki her kurumda sayısız bir şekilde Moğollar gibi istila, evet, altına almışlar. Ortaya çıkıyor tüm Türkiye'de gözaltılar. Yani devleti ele geçirme mantıkları da bir anormallik var. Niye devleti ele geçirirsiniz? Siz devletin kurumları içerisinde görev alıp hizmete dönüştürebilirsiniz. İnandıklarınızı yaşayabilirsiniz. Bunu hukuk içerisinde yapabilirsiniz. Ama bunlarda Moğol zihniyeti olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu mankurtlar, özüne yabancılaşan bu mankurt Moğollar, çağdaş Moğollar ülkemizi yabancı ülkelere aslında peşkeş çekmişlerdir. Bu sadece bir devlete karşı değil, aslında bizim milli değerlerimizi, vatanımızı, bayrağımızı, bütün kutsal değerlerimizi ayaklar altına alarak uşaklık etmişlerdir. Bunların demek ki karakterlerinin özünde uşaklık var, alçaklık var, ihanet var. Bu çerçevede de 15 Temmuz günü bir darbeye kalkıştılar. Milletin tankını, topunu, tüfeğini, füzesini, uçağını ele geçirerek bu milletin silahlarını millete doğrulttular. Evet, maalesef. Ve karşılarındaki millet de elinde taş bile yok. Yani bir taşla bile karşılık verecek güçleri yok. Sadece göğüslerindeki imanlarıyla göğüslerini açıp tanklara karşı, toplara karşı, tüfeklere karşı koydular, füzelere karşı koydular. Evet. Bu milletimiz için bir destan gecesiydi, bir direniş gecesiydi. Ve bu direnişin karşısında zalimlerin, hainlerin, alçakların yenilmesi zaten kaderleriydi ve öyle oldu. Sabah olmadan, sabaha kavuşmadan bütün bu darbeciler tek tek güvenlik güçlerimizin müdahaleleriyle tek tek alaşağı edildi. Evet, büyük. Tabii bu darbenin karşı konulmasında
önemli noktalar var. Halkımızın ilk duyduğu andan itibaren sahaya çıkması önemli bir nokta. Yöneticilerimizin, büyüklerimizin, başbakanımızın ilk andan itibaren açıklaması, yine muhalefet liderlerinden Sayın Devlet Bahçeli'nin hemen darbenin akabinde yaptığı açıklama, bunların hepsi süreci oluşturdu. Ama gece 12'den sonra seçilmiş Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin başkumandanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine talimat vermesiyle, sokaklara, meydanlara inin demesiyle aslında darbe karşıtı mücadele yeni bir noktaya gelmiş oldu. Halkımız meydanlardayken, güvenlik güçlerimiz, kamu güçlerimiz de darbecilere karşı fiili müdahaleleriyle sabah olmadan bir noktada sonuçlanmış oldu. Biz de belediyeler olarak Türkiye'nin bütün belediyeleri aynı duyarlılığı ortaya koydu. Bütün belediyelerimiz, bütün araçları, sadece belediyenin araçlarını değil aslında, duyarlı vatandaşlarımızın, iş adamlarımızın, şirketlerimizin araçlarını da bizzat bize emanet ederek, onların araçlarını da değerlendirerek, karargahların çıkışına, tankların, askeri araçların geçiş noktalarını tıkamış olduk, yolları kapatmış olduk. Biz de Malatya'da Büyükşehir Belediye'miz, hatta Gazi Belediye'miz ve Yeşilyurt Belediye'miz olarak ilk andan itibaren bu bir program çerçevesinde bu çalışmaları ortaya koyduk. Bölümleme yaptık. İşte o üç belediyemiz arasında görev taksimi yaptık ve herkes görevinde bir hakkın yerine getirdi. Burada Büyükşehir Belediye'mizin tabii koordinasyonu çok önemliydi. Evet. Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonunda biz de Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi olarak görev çerçevesinde darbeye karşı milletimiz meydanlarda evet. dur dedi. Biz de yine görev alanlarımız içerisinde darbeye dur dedik. Evet. Bu birliktelik beraberinde dediğiniz gibi 24 saati doldurmadan bastırılan bir darbe teşebbüsünün sadece kalkışma olarak kalmasını sağlamış oldu. Bundan sonraki süreçte dün itibariyle özellikle Milli Güvenlik Kurulu kararları beklenirken hemen akabinden Bakanlar Kurulu toplandı ve Sayın Cumhurbaşkanı 3 ay süreyle OHAL, olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Bu konuda tabii biz de detaylı bilgileri vermeye çalışıyoruz ama belki burada darbe püskürtülmesinde koordinasyonun içerisinde olan biri olarak yeni süreçte o halde bizi neler bekliyor? Bu süreç nasıl bir süreç şimdi olacak? Şimdi tabii biz o hal deyince geçmiş uygulamalar aklımıza geldiği evet. için bir değerlendirme yapıyoruz. Geçmişte o hal veya darbeler dönemindeki sıkı yönetim uygulamaları normal işleyen düzenin rafa kaldırılıp o hal çerçevesinde, sıkı yönetim çerçevesinde ülkenin yönetilmesi evet. anlamına geliyordu. Ama şimdi durum tamamen farklı. Millet darbeye dur demiş, darbeye direnmiş, direnişli zafer elde etmiş. Artık sahada, bugün sahayı gezdiğiniz zaman sadece Malatya'da, Türkiye'nin dört evet. bir tarafında hiçbir problem yok. Bütün işlerimiz düzenli olarak gün içinde devam ediyor. Akşamlarda nöbete geliyoruz. Evet. Akşamlarda direnişe geliyoruz. Geçmişteki olan OHAL uygulaması valilerin değil özellikle güvenlik güçlerinin ön planda çıkarak güvenlik güçlerinin ülkeyi yönetmesi anlamına geliyordu. Ama şu anki OHAL mantığında aslında OHAL'i millet ilan etti. OHAL'i millet oluşturdu ve millet gündüzleri işlerini takip ederek akşamları da olağanüstü bir enerjiyle, eforla meydanlara çıkarak bu darbenin artçı tesirlerini engellemek için bir mücadele ediyor. Evet. Ama işin hukuki boyutunda devletin adım atabilmesi için, hükümetimizin adım atabilmesi için de hukuki zeminin oluşması gerekiyor. Bugün OHAL uygulaması bu işin hukuki zeminin oluşması açısındandır. Türkiye sürekli hukuk devleti olmuştur. Ve bugün çok büyük bir badire atlatmamıza rağmen, büyük bir darbe tehlikesi yaşamamıza rağmen, 250'ye yakın bir vatandaşımızın şehadetine rağmen bir gece içerisinde ve bütün bu olağanüstülüğe rağmen ülkemizde hiçbir olağanüstünün olmadığını görüyorsunuz. Fakat devletimizin bu ülkenin üzerine çöreklenen, kamu kurumlarına çöreklenen Moğol istilacılarının, mankurtların temizlenmesi için mutlaka sıkı tedbirler alması gerekiyor. O halde bu tedbirler için alınmıştır. O hal hiçbir zaman sahaya
vatandaşımızın sıkıntısı olarak asla yansımayacaktır. O halden kim korkmalı? O halden bu millete düşman olan, bu millete ihanet edecek olan FETÖ ve benzeri örgütlerin devlet düşmanı, vatan düşmanı, millet düşmanı, örgütlerin üyesi olanlar korksun. Vatandaşımızın zaten bir korkusu yok. O hali meydanlarda, Türkiye'nin bütün meydanlarında on binlerce vatandaşımız, milletimiz olduğumuz halde ilan ettik. Tekbirleri getirerek ilan ettik. O hal vatandaşa, millete değil, o hal terör örgütlerine ve onların destekçilerinedir. Bunların da Sayın Cumhurbaşkanımız inlerine gireceğiz dedi. Evet, biz bunların inlerine girdik. Köklerini de kazıyacağız. İnşallah bu ülkemiz için artık böyle bir tehdidi ortadan kaldırmış olacağız. İnşallah. O halin temel amacı da budur. Bugün de meclisimiz o halin kararını onaylamış oldu. Evet. Ben o halden bahsettik. Tabii burada demokrasi nöbetleri de hemen aklımıza geliyor. Belki birçok vatandaş dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları içerisinde demokrasi nöbetine dair de bir açıklama bekliyordu. Ancak özellikle onunla ilgili bir emir ya da açıklama gelmedi diyebiliriz. Bu nöbet ne kadar devam edecek ve şu andaki süreç bununla ilgili bir bilgi var mı? Yoksa evet, bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız dün başladı. Meydanlara canlı bağlanıyor. Evet. Antalya ve Urfa'ya bağlandı. Zannediyorum bundan sonraki süreçte de meydanlara direkt olarak bağlanacak. Ben bu bağlandığı süreçte dinledim. Nöbete devam dedi. Evet. İnşallah biz olağanüstülüğü kaldırarak artık bu direnişi normale dönüştürmemiz lazım. Ve bizim artık meydanlarda direnmemiz normal bir hal alması lazım. Evet. Ve direnmeye de devam etmemiz lazım. Biz belediyeler olarak Malatya'daki 3 belediyemizde, biz özellikle Yeşilyurt Belediyesi olarak da pazartesinden itibaren hiçbir görevimizi aksatmadık. Evet. Sahadaki görevlerimizi bir hakkın yerine getirerek çalışmalarımızı ortaya koyduk. Hatta dün gece renkli bir görüntü de vardı. Yeni nikah kıyan bir çift orada meydana da gelmişti sizinle evet. birlikte. Bütün hayat devam ediyor. Hayatın düzeni devam ediyor. Ticaret devam ediyor. Ama akşamları da direniş devam ediyor. Evet. Bugün 7. günümüz. Biz millet olarak 7 günde direniriz. 77 günde direniriz. 177 günde direniriz. Çünkü biz özgürlüğümüze, hürriyetimize düşkün bir milletiz. Hiç kimse bizim özgürlüğümüze ve hürriyetimize göz dikmesin. Evet. Bizim vatanımız, bayrağımız, namusumuz bizim için çok önemlidir. Bizim canımıza kasteden hainlere karşı, ister bu dışarıdan hainler olsun, ister içeriden hainler olsun, her türlü düşmana karşı direniriz. Direnmemizin ilk talimatı başkumandandan geldi. Bundan sonra bize evet artık meydanlardan çekilebilirsiniz dediği anda meydanları bırakırız. Evet. Bununla birlikte tabii özellikle böyle çok kültürlü olan şehirler, belki Malatya'yı buna örnek verebiliriz. Çünkü gerçekten farklı etnik unsurlar var, farklı mezhepler var. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde tabii bir kaos ortamı çıkartmak isteyenler elbette ortaya çıktı. Küçük çaplı da olsa bazı sürtüşmelerle alakalı dedikodu, fısıltı haberleri çıktı. Bu yalanlandı ama bir de özellikle sizin hizmet alanınızda olduğu için bahsi geçen bölgeler, sizden de dinlemek isteriz bunu. Malatya'da buna hala teşebbüs edenler var mı? Buna karşı nasıl tedbirli olmalıyız? Şimdi şunu iyi belirlememiz lazım. Bu ülke Gezi kalkışmasını gördü. Evet. Gezi kalkışmasında da insanlar meydanlara indi. Ama Gezi kalkışmasında dükkanlar yağmalandı. Ağaçlar söküldü. Kaldırım taşları söküldü. Ateşler yakıldı. Molotov kokteylleri atıldı. Ama bizim şu anki sivil direniş ve sesimizi yükseltiyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde zarar vermedik. Bundan sonra da zarar vermeyeceğiz. Bu konuda milletimizin hassasiyeti gayet açık. Hiçbir dükkana, hiçbir iş yerine, hiçbir insana, hiçbir yere asla zarar vermeyeceğiz. Görevimiz meydanlarda durmak, nöbet tutmak. Evet. Milletimiz çok uyanıktır, çok zekidir. Mutlaka provokatörler çıkacak ve milletimizi provokatif eylemler için teşvik edecekler.
Ama bu millet bunu çok gördü. Geçmişte bunu yaptılar. Ama bizim gördüğümüz, bu milletin gördüğü bu tecrübe ve bu kültür artık böyle provokatif eylemlere asla tevessül etmeyeceğimizdir. Ve aramıza giren provokatörlere karşı da milletimiz o an olduğu yerde müdahale edecektir. Malatya'mızda böyle bir girişim çabası oldu. Ama milletimizin sağduyusu, güvenlik güçlerimizin de yerinde tedbirleriyle elhamdülillah hiçbir sorun olmadan konuyu kapatmış olduk. Alevi Sünni, Kürt Türk, zengin fakir, büyük küçük, yaşlı genç herkes bu görevde, bu nöbette ve meydandayız. Nitekim meydanı incelediğiniz zaman da bunu görürsünüz. Ve meydanda insanların taşıdığı bayraklar ise sadece Türk bayrağı. Herhangi bir partinin bayrağı da değil. Çünkü bu meydanlarda sadece AK Partili insanımız yok. Bu meydanlarda MHP'li kardeşlerimiz de var, CHP'li kardeşlerimiz de var, Alevi kardeşlerimiz de var, Sünni kardeşlerimiz de var. Bütün ülkemizin renkleri bu meydanlarda. Malatya'mız özellikle bir Anadolu, mini bir Anadolu'dur. Evet. Ve her rengi, her ırkı, her mezhebi, her tadı vardır. O meydanlarda da bu renkliliğimizle o meydanlarda da dolduruyoruz. Bundan sonra hemşehrilerimiz daha dikkatli olması lazım. Çok dikkatli bir şekilde tavrımızı ortaya koymamız lazım. Biz sivil bir direniş ortaya koyuyoruz. Bu sivil direnişimizi sivil olarak devam ettirmemiz lazım. İnşallah diyelim. Hem tabii durumu özetlediniz. Özellikle gündüz belediye açısından baktığımızda bütün çalışmalar eksiksiz yerine getiriliyor. Gece nöbet devam ediyor. Belki birazdan yayından çıkınca siz de tekrar nöbet alanına gideceksiniz. Sizin vesilenizle biz izleyicilerimize tekrar çağrıda bulunmak isteriz. Bu konuda da size sözü bırakmak istiyorum son olarak. Özellikle meydanda nöbet için. Evet, Malatyalı hemşehrilerimiz her zaman özgürlüğün temsilcisi olmuş, her zaman darbe karşıtı olmuş ve hakkın, adaletin, özgürlüğün sesi olmuş. Bunu 28 Şubat darbesinde de ortaya koydu, bunu 15 Temmuz darbesinde de ortaya koydu. Biz inşallah gündüzleri işimizin başında olacağız, işimizi dört dörtlük yapacağız. Biz Malatyalılar dört dörtlük insanlarız. İnşallah. Ve 44'ümüz de bundan dolayıdır. İşlerimizi dört dörtlük yapacağız. Hiçbir ara vermeyeceğiz. Hiçbir eksik bırakmayacağız. Ama akşam meydan nöbetimizi de dört dörtlük yerine getireceğiz. Evet. Gündüzleri işimizde olacağız inşallah. Akşamları nöbetimizi devralacağız. O nöbet yerinde de zaten hemşehrilerimizle birlikteyiz. Evet. Onların aralarındayız. Onlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzelliği şu... Kucaktaki, kundaktaki çocuk da var orada, bebek de var. 80'lik dedelerimiz evet, de var. Evet. Hamile kadınlarımız da var. Böyle bükülmüş yaşlı evet, dedelerimiz de var. Alevimiz de var, Sünnümüz de evet, var, Kürdümüz de var, Türkümüz de var, zenginimiz de var, fakirimiz var. Malatya bütün renkleriyle evet, sahalarda. Ve sanki cumhur varmış gibi. Evet, başkanım, bir festival günü gibi bir direniş ortaya koyuyor. Evet. Bu direniş tarihe geçecektir. Bu kutlu direniş tarihte bugün ve bundan sonra birçok hürriyet severe, özgürlük severe karşı, özgürlükçüye karşı örnek olacaktır. Akşam inşallah gündüzleri işte olacağız, akşamları nöbette olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Bu dar vakitte bize zaman ayırdınız, stüdyo konuğumuz oldunuz. Sağ olun.